Onlara benden selam söyle ve de ki, Rabbiniz size selam ediyor ve diyor ki, Benden bir isteğiniz var mı? Siz benim dostlarım, ahbaplarım ve ermiş kullarımsınız. Sizin sevinciniz benim sevincim. Sizin muhabbetinize koşarım. Hazreti Davud aleyhisselam Lübnan dağlarına geldi. Onları bir çeşme başında Allah Celle Celaluhu'nun azameti hakkında tefekkür ederlerken buldu. Hazreti Davud aleyhisselamı görünce ondan uzaklaşmak için ayağa kalktılar. Hazreti Davud aleyhisselam onlara dedi ki: Ben Allah'ın elçisiyim. Size Allah'ın haberini bildirmek için geldim. Bunun üzerine Hazreti Davud aleyhisselama doğru geldiler. Kulaklarını ona verdiler. Gözlerini yere diktiler ve dinlemeye başladılar. Hazreti Davud aleyhisselam anlattı. Ben Allah'ın size elçisiyim. Rabbiniz selam ediyor ve diyor ki, benden bir hacet dilemeyecek misiniz? Bana çağrıda bulunmayacak mısınız? Ben sesinizi ve sözünüzü işitirim. Siz beni mahbaplarım, dostlarım ve ermiş kullarımsınız. Sevincinizle sevinirim, muhabbetinize koşarım. Size her an şefkatli, ve merhametli bir ananın evladına nazar etmesi gibi nazar ederim. Hazreti Davud aleyhisselam bunları söyleyince onların gözlerinden yanaklarından yaşlar aktı. En büyükleri söze başladı ve dedi ki: Seni tenzih ederiz Rabbim. Seni tenzih ederiz. Biz senin kullarınız ve senin kullarının oğullarıyız. Ömrümüzün geçmiş günlerinde kalbimizi seni zikretmekten alıkoyan şeylerden ötürü bizi affet. Sonra sırayla hepsi konuştular. İkincisi dedi ki, seni tenzih ederiz Rabbim, seni tenzih ederiz. Biz senin kullarınız ve senin kullarının oğullarıyız. Kendi aranla bizim aramıza hüsnü nazar etmek suretiyle bize ikram et. Üçüncüsü dedi ki, seni tenzih ederiz Rabbim, seni tenzih ederiz. Biz senin kullarınız ve senin kullarının oğullarıyız. Sen bizim kendi işlerimize dair bir hacetimiz olmadığını bilirken duaya cüret edebilir miyiz? Sen bizim kalbimizde sana erişmenin lüzumluluğunu devam ettir ve bununla bize olan nimetini tamamla. Dördüncüsü dedi ki, biz senin rızanı aramakta kusurluyuz. Senin rızanı arama hususunda lütfunla bize yardım et. Beşincisi dedi ki, bizi meniden yarattın. Azametin hakkında tefekkür edebilme nimetini verdin. Senin azametinle meşgul, celalini tefekkür eden birisi konuşmaya cüret edebilir mi? Sen bizi nuruna yaklaştırmayı talep ettin. Altıncısı dedi ki, şanın büyük olduğu, dostlarına yakın bulunduğun ve seni sevenlere lütfun çok olduğu için dillerimiz sana dua etmekten acizdir. Yedincisi dedi ki: Sen seni zikretmemiz için kalplerimizi bize hediye ettin. Yalnız seninle meşgul olmaları için başka meşgalelerden kurtardın. Sana kusurlu olarak şükredebildik. Kusurumuzu affet. Sekizincisi dedi ki: sen bizim hacetimizi biliyorsun. Bizim hacetimiz sadece senin cemaline bakmaktır. Dokuzuncusu dedi ki, köle, efendisinin yanında nasıl cüret edebilir? Sen bize lütfunu istememizi emrettin. Bize bir nur hediye et. Onunla zulmetten kurtulalım. Onuncusu dedi ki, bize teveccühünü isteriz. On birincisi dedi ki, bize olan hediyenin ve fazladan lütfunun tamamlanmasını isteriz. On ikincisi dedi ki, Yaratıklarından hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bize cemalini seyretme nimetini ver. On üçüncüsü dedi ki, Ben gözlerimi dünyaya ve ehli dünyaya kör yapmanı, kalbimi de yalnız seninle meşgul olur hale getirmeni diliyorum. On dördüncüsü dedi ki, Bilirim sen dostlarını seversin. Bize kalbin yalnız seninle meşgul olma nimetini ver. Kalplerimiz senden başka hiçbir şeyle meşgul olmasın. Böylece hepsinin konuşması bittikten sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti Davud aleyhisselama vahyetti. Ey Davud, onlara söyle. Sözlerinizi işittim. İsteklerinize icabet ettim. Sevdiğiniz ve arzuladığınız şeye kavuşacaksınız. Birbirinizden ayrılın. Herkes kendisine bir izbe, bir mahzen bulsun. Ben sizinle aramdaki perdeyi kaldıracağım. Her biriniz benim nuruma ve cemalime bakacaksınız. Hazreti Davud aleyhisselam sordu. Ey Rabbim! Bunlar hangi amelleri sebebiyle senin bu iltifatına nail oluyorlar? Allah Celle Celaluhu buyurdu. Hüsnü ve dünyada gayri ahlaki yaşayışı terk etmeleri, benimle baş başa kalmaları, bana münacat etmeleri ve kalplerine benden başkasının sevgisini sokmamaları sebebiyle benim cemalimi seyretme öyle bir şereftir ki ona ancak benim koyduğu ahlak esaslarına uyanlar, kalbini benim zikrimden başka hiçbir şeyle meşgul etmeyenler ve onu benim için başka şeylerden boşaltanlar beni her şeye tercih edenler nail olabilir. İşte bu anda ben, bu vasıflardaki bir kişiye atfı nazar eder, onunla aramdaki perdeyi kaldırırım. Öyle ki, birisinin gözüyle bir şeyi görmesi gibi, o da beni görür. Her an, ona kerametimi gösteririm. Onu nuruma yaklaştırırım. Şefkatli bir ananın, çocuğunun hastalanmasıyla hastalandığı gibi, ben de bu kulumun hastalığıyla hastalanırım. Susadığı zaman susuzluğunu giderir, zikrimin tadını ona tattırırım. İşte ey Davud! Bu saydıklarımı verince o dünyaya ve ehli dünyaya karşı kör olur. Benim koyduğum ahlak esasları dışında bir yaşayışı ona sevdirmem. Benim zikrimden hiç usanmaz. Bir an önce bana kavuşmak ister. Bense onun ölümünden hoşlanmam. Çünkü o mahlukatın arasında benim nazargahımdır. O benden başkasını görmez. Ben de ondan başkasına bakmam. Ey Davud! Benim bu türlü kulumu görsen, nefsi ölmüş, vücudu narinleşmiştir. Benim zikrimi işittiği zaman kalbi titrer. Onunla meleklerime ve gök ehline karşı iftihar ederim. Benden korkusu gittikçe artar. Zamanla daha fazla ibadet eder. Ey Davud! İzzetim ve celalim için onu cennetin firdevs bahçesinde oturtacak, cemalimi seyretme mutluluğunu vereceğim. Yine şanı yüce olan Allah'ın vahiy yoluyla Hazreti Davud aleyhisselama bildirdiklerinden. Ey Davud! Benim muhabbetime yönelen kullarıma söyle ki, ben mahlukatımla aranıza perde çektiğim, sizinle aramdaki perdeyi ise kaldırdığım zaman, size hiçbir şey zarar veremez. Öyle ki bana kalp gözüyle nazar edebilirsiniz. Size dinimi açtığım zaman nail olmadığınız dünyalıklar zarar vermez. Benim hoşnutluğuma yapışırsanız mahlukattan zarar gelmez. Yine aynı haberlerden. Ey Davud! Beni sevdiğini sanıyorsun. Eğer hakikaten beni seviyorsan, kalbinden dünya sevgisini at. Çünkü benim sevgimle dünya sevgisi bir kalpte toplanamaz. Ey Davut, Benim sevgili kullarımla halis dost ol. Ehli dünyayla sureten ihtilat et. Dininin esasını tatbik et. Taklitçi olma. Benim dostluğuma uygun bir hal zuhur edince ona yapış. Şüpheli bir durum ortaya çıkarsa en doğru gördüğünü yap. Ben seni doğru çıkarmaya koşarım. Senin yedicin senin delilin olurum. Sen istemeden ihtiyacını veririm. Meşakkatler karşısında sana yardım ederim. Ben varlığıma yemin ettim ki işlediği amelinde yalnız benim rızamı murad etmeyen kuluma taviz vermem. Benim yardımımdan müstani olunamaz. Eğer sen bu anlatılan vasıflardaysan senden zilleti ve vahşeti kaldırır, kalbine zenginlik veririm.'' Ben varlığıma yemin ettim ki, ameline bakarak, kendine güvenen bir kulu, nefsiyle baş başa bırakırım. Bütün eşyayı bana izafe Amellerini birbirine zıt hale getirme. Sonra zahmet ve meşakkate düşersin. O zaman yanındakilerin sana hiçbir faydası dokunmaz. Beni bilmeye bir hudut bulamazsın. Onun için bir nihayet yoktur.'' Benden ne zaman fazla istersen hemen veririm. Vereceğim bu ziyadeler için bir hudut çizemezsin. İsrail oğullarına bildir ki, benimle mahlukatımdan birisi arasında bir nesep bağı yoktur. Onları bana döndür ki, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırına gelmeyen nimetleri onlara bağışlayayım. İki gözünün arasına beni koy, ve kalp gözünle bana bak. Başındaki gösteri akıllarına perde olan ve benim sevabımdan kesilince akılları kirlenen kimselere bakma. Onlar ona güvenerek şaşırdılar. Ben yemin ettim ki izzetim ve celalim hakkı için deneme için benim yoluma girene sevap kapılarını açmam. Mütevazı ol. Hak aşıklarına karşı büyüklenme. Eğer beni sevenler hak aşıklarının benim nazarımdaki derecelerini bilmiş olsalardı, hak aşıklarının üzerinde yürümeleri için bir toprak olurlardı. Ey Davud! Benim sözüme yapış, hevayı nefsi terk et, kullarıma rahmetimden ümit kestirme, benimle arana perdeler sokma, onlar yolu keserler, bana ulaşamazsın. Oruç tutmak suretiyle, şehevi heva ve hevesleri terk etmeye zemin hazırla.''